Şimdi malzemeleri bu sefer size tam olarak vermiyorum. Göz kararı vereceğim. Kabınızın büyüklüğüne, kullanmak istediğiniz baklavanın miktarına göre göz kararı olarak azaltıp çoğaltabilirsiniz. Yaklaşık 200 gram kadar tereyağla başlıyoruz. Önce tereyağını eriteceğim. Daha sonra erittiğim bu tereyağı baklava yufkasının her katına sürerek devam edeceğim. Şimdi tereyağı burada eriye dursun. 2 kiloya yakın elmayı çok ince dilimler halinde mandolinden kesiyorum. Eğer mandoliniz yoksa çok ince olarak yine bıçak yardımıyla kesebilirsiniz. Bunları bir limonlu suda bekletmenizde fayda var kararmaması için. Yaklaşık yarım limon sıktım, bir miktar su koydum. Daha sonra kullanmadan hemen önce süzüp baklava hamurlarının arasına elma dilimlerini yerleştireceğim. İncecik kesmemiz gerekiyor. Her bir elmayı ince ince dilimledikten sonra limonlu suyun içerisine koyuyorum. Böylelikle kararmamalarını sağlıyorum. Evet, 2 kiloya yakın elmayı ince dilimler halinde kestim. Daha önceden tereyağını erittim. Artık elmalı payın yapımına geçebilirim. Dilimlediğim elmaları şimdi süzgeçten geçiriyorum. Artık onları hamurun aralarına yerleştirebilirim. Daha önceden bahsetmiş olduğum gibi kullanacağınız kabın büyüklüğüne göre miktarları ayarlamanız mümkün. Şimdi şu boyda bir kap kullanmak istiyorum. Ne çok büyük ne çok küçük. Yaklaşık 20 santim çapında, 18 ila 20 santim çapında. Önce alt tabanını yapışmaması için tabii ki tereyağıyla fırçalayacağım. Daha sonra kat kat yufka hamurlarını sıralamaya başlayacağım. Her bir katı yerleştirip aralarını tereyağla fırçalıyorum. Bu işlemi 8 kat devam ettiriyorum. 8. katta alt tabana çok az esmer şeker serpiştirip elmaları yerleştireceğim. Bir iki yemek kaşığı esmer şekeri serpiştirip üzerine elmaları diziyorum. Elmaları koyduktan sonra üzerine gelecek olan kat biraz tehlikeli bir kat. Yırtılmaya biraz müsait. Bu katı yaparken, elmaların üstündeki katı yerleştirirken birazcık daha dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü elmaların ıslaklığı yufkaya geçiyor, baklava yufkasına geçiyor ve yırtılmaya biraz daha müsait oluyor. Fakat tekrar üzerine katlar geldikçe bu risk ortadan kalkıyor. Şimdi eğer benimkisi gibi derin bir kabınız varsa, böyle derin bir kap kullanıyorsanız ve yufka miktarınız azsa burada yapmanız gereken kenarları kesip kenardaki parçaları tekrar ortasına ince bir şekilde yerleştirmek. Böylelikle hem kenardaki parçaları değerlendirmiş olursunuz hem de istediğiniz kadar yükseklikte bir elmalı yufkada payınız olur. Ve bu parçaları artık ortada kullanabilirim. Yine ince parçalar halinde yerleştirmeye dikkat ediyorum. Orta katları kenardan kestiğim küçük kırpılmış parçalarla destekledikten sonra artık son 2-3 katı yine tek parçalarla devam edeceğim. Keserken dağılmaması için. Evet, son kat yufkaya koyduktan sonra artık kenarları son bir kez kesiyorum. Bütün kenarları da yağlayıp içe doğru kıvırıyorum. Her ne kadar bütün bir baklava olarak gözükse de üzerine bir şerbet gelmeyeceğinden dolayı yine de bir pay bu. Her tarafını tereyağla tekrar fırçaladım. Son olarak üzerine bir miktar file badem serptikten sonra 180 derece fırında tam kızarana kadar pişireceğim. Bu da yaklaşık 1 saat kadar olacak. Daha sonra fırından alıp ılık olarak servise geçeceğiz.